Darbeyi ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bildiğini, Başbakan'ın bilmediğini ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendisine darbenin olacağını ve kimler tarafından yapılacağını darbeden uzun bir süre önce bildirdiğini düşünüyorum. Ancak bununla da ilgili veriler var. Çok somut, açık istihbarat verileri var. Buna karşı hükümetin, daha doğrusu Erdoğan'ın bazı adımlar attığını, darbenin tarihini bilmediğini, bir, iki, komutanların darbe karşısında nasıl bir tavır alacakları konusunda emin olmadığını düşündüğüne inanıyorum. Ama bazı tedbirler alınmaya başlanmış. Bu tedbirler gerçekleştirilmeden darbe gerçekleşirse ne olur konusunda da kafa yorulduğu ve bunun için de bazı önlemlerin alındığı anlaşılıyor, bazı şeylerin kararlaştırıldığı anlaşılıyor. Mesela kendisine o gece, o gün kendisine suikast yapılacağını ve bu suikastin ancak daha büyük bir resmin parçası, yani bir darbenin parçası olduğunu bilmek durumunda olan MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanlığından çıkıyor ve Diyanet İşleri Başkanı ile yemeğe gidiyor. Kendinize sorun. Böyle o durumda olsanız o akşam Diyanet İşleri Başkanı ile yemeğe gider misiniz? Ancak Diyanet İşleri Başkanı'ndan darbenin olması durumunda bir şey isterseniz gidersiniz. İsteyecek olursanız. Evet. Çok açık. Veya o gece askeri birliklerin önüne kamyonların çekilmesi. Bu bir özel harp tekniğidir. Ya bu öyle ne yapalım bu akşam ya kamyonları çekelim. Bu aklınıza gelmez. Bu bir özel harp tekniğidir. Ve daha sonra 15 Temmuz'dan sonra sarayda yapılan atamaları izleyince bazı özel harpçilerin, emekli özel harpçilerin önemli görevlere geldiğini görüyorsunuz. Demek ki daha önceden çalışmışlar.